Avrupa Birliği basın hürriyetiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu konusunda bir defa daha Türkiye'yi uyarmaya hazırlanıyor. Zaman'ın özel haberine göre birliğin yasama organı Avrupa Parlamentosu hazırladığı taslak, Türkiye raporunda basının önemli bir kısmının iş dünyasında hayli faal olan şirketlere ait olmasından ve artan otosansürden rahatsız olduğunu vurguluyor. Hükümeti eleştiren gazetecilerin işten çıkarıldığının, bağımsız basının demokratik sistem için hayati olduğunun altı çiziliyor. Raporda Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ve Venedik Komisyonu konularında uyarılar da yer alıyor. Venedik Komisyonu daha önce 2010 referandumuyla değiştirilen Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun çalışmasından memnun olduğunu ve hükümetin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili tekliflerinin geriye gidiş olacağını açıklamıştı. Ekim'de açıklanan Avrupa Birliği Komisyonu'nun ilerleme raporuyla büyük paralellikler gösteren Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu taslağında Türk basınının Gezi Parkı olaylarını haberleştirmede sınıfta kaldığı belirtiliyor. Demokratikleşme paketi yargı reformu ve çözüm sürecindeki hükümet icraatları olumlu bulunurken, Türk siyasetindeki uzlaşma geleneği eksikliği ve kutuplaştırıcı dil eleştiriliyor. Hükümetin icraatlarını tarafsız şekilde ele almaya çabaladığı gözlenen taslağın ilk tartışması önümüzdeki hafta Fransa'nın Strasbourg şehrinde yapılacak. Değişiklik önergelerinin ardından 17 Şubat'ta Dışişleri Komitesi'nde oylanacak taslağın 27 Şubat'ta Genel Kurul'da kabul edilmesi bekleniyor. Biz birbirimize o kadar yakınız ki